Mayıs ve Haziran aylarında beklediğimiz yağışların çok az olması neticesinde daha sıcak, daha kurak bir periyot yaşıyoruz. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden çıkan yangınlarla ilgili değerlendirmede bulunan bilimsel araştırma projeleri, koordinatörlüğü ile Ormancılık ve Tabiat Turizmi, İhtisaslaşma Koordinatörlüğü görevlerini de yürüten Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük, orman yangınlarındaki kritik sürecin Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak orman yangınlarında sezonun daha erken başladığını, anormal sıcaklıklara yakın, ortalamanın üzerinde seyreden sıcaklıklar neticesinde ormandaki ölü örtünün ciddi manada kuru olduğu ve yangın potansiyeli açısından çok büyük bir risk teşkil ettiğini ifade edebiliriz. Buna bağlı olarak da erken dönemde çok farklı coğrafyalarda, ülkemizin çok farklı noktalarında ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hatta kamuoyunda belki de yangın tehlikesi açısından tehlikeli görülmeyen bölgelerde bile bu yangın haberlerini arıyoruz. Bunu yer yer orman yangınları olarak, yer yer anız yangınları olarak yaşıyoruz. Böyle devam ederse sıcaklıkların, meteorolojik şartların böyle devam etmesi durumunda yine bu tür yangınlarla karşı karşıya olabileceğimizi çok açık bir şekilde ifade etmek gerekir. Ve buna göre tedbirli olmamızı noktasında da bütün vatandaşlarımızı ikaz etmemizde fayda görüyoruz. Geçen yılla karşılaştığımızda hem yanan alan miktarı olarak hem de yangın sayısı olarak ilk 6 aylık periyotta yaklaşık 2 katına varan bir fark söz konusu. Hem yanan alan miktarında 2 kat bir artış hem de yangın sayısı noktasında 2 kat artış. Türkiye'nin orman yangınlarını önlemek amacıyla dünyada olmayan sistemleri kullanmasına rağmen insan kaynaklı orman yangınlarının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Küçük, 3 ay boyunca Türkiye'de yaşayan herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Orman yangınlarına sebeplerine bakıldığında %90 insan kaynaklı olan bir yangın olgusundan bahsediyoruz. Ama aynı periyotta geçen yılla karşılaştığımızda 2 kat bir fark. Dolayısıyla burada insan faktörünün aynı olmasıyla beraber yanma şartlarının özellikle sıcaklık, yancı madde özelliklerinin yanmaya elverişli olması durumu bunu çok daha fazla tetikliyor. Şu anda 2024 yılında böyle bir sezonun içerisindeyiz. Esasında şunu söylemekte fayda var. Her ne kadar yangın açısından periyot erken başlamış olsa da yangın tehlikesi benim şahsi değerlendirmem Türkiye açısından orman yangınlarının kritik eşik sürecinin yeni başladığını ben ifade etmek isterim. Çünkü Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında daha yüksek sıcaklıkların olması, özellikle şiddetli rüzgarların ki bu rüzgarlarda ben dikkat çekmek istiyorum. Daha önce de belirttiğim üzere Poyraz ve Lodos rüzgarlarının olması durumunda bu zamanlarda çıkabilecek yangınların çok daha tehlikeli hal alabileceği geçmiş kayıtlardan da görülebilecek olduk üzere. Çok daha yüksek orandadır. Yani tehlikeli hal alma ihtimali çok daha yüksek orandadır.